Çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Rabia Alay son dönemlerde artan, çocuklarda sıkça görülen beta virüsüne karşı aileleri uyardı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Rabia Alay, son haftalarda çocuklarda sık görülen beta enfeksiyonuna karşı ailelere kapalı mekan ve sıvı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Alay, son zamanlarda kliniğine çok fazla ateş, burun tıkanıklığı ve öksürük şikayetleri geldiğini söyledi. Bu ara çok fazla ateş, burun tıkanıklığı, öksürük şikayetleri geliyor. Özellikle gece öksürükleri çok fazla bu arada. Ben bunu biraz mevsim değişikliğine bağlı olduğunu da düşünüyorum, özellikle Aydın için. Bir de şunu da söylemeden edemeyeceğim. Tam bir kış zamanı gibi beta enfeksiyonu salgını var. Bu ara baktığımız çocukların %80'inde neredeyse beta pozitif geliyor. Beta enfeksiyonu pozitif geliyor. Rabia Alay, çocukların ateşi düşmüyorsa mutlaka beta testi yapılması gerektiğini vurguladı. Yani burada özellikle eğer mesela takip etti diyelim ki ailelerimiz, ateş düşürücülerini verdi, sıvı desteğini verdi ama 3 gün geçti hala daha bir ateşle mücadele halindeler. Veya çocuklarda yutkunamayacak şekilde boğaz ağrısı var diyelim ki. Bu durumda mutlaka akla beta enfeksiyonu gelmeli ve testi yapılmalı. Çünkü normal kullanılan antibiyotikler betanın o kalpte oluşabileceği hasarları engelleyemiyor. Yani mutlaka ona özel bir tedavi verilmesi gerekiyor. Bu anlamda düşmeyen ateşlerde ve geçmeyen boğaz ağrılarında mutlaka beta testini öneriyorum. Alay, beta enfeksiyonunun tedavisinden bahsetti. Tedavisi şöyle, bakteri enfeksiyonu olduğu için onda antibiyotik kullanıyoruz beta enfeksiyonunda ve kalbi koruyucu özel antibiyotikleri var, depo penisilinler gibi. Bunları uyguluyoruz çocuklarda. Ondan sonrasında da takibi alıyoruz. Eğer gene dirençli ateşi devam ederse zaten çocuğun farklı hastalıklar açısından da değerlendirmek gerekiyor. Veya ben mesela rutinimde 5 günü geçen ateşlerde mutlaka bir kan tahlili veya görüntülemeler istiyorum. Alay, beta enfeksiyonunda sıvı desteğinin önemli olduğunu vurguladı. Şöyle ateşli çocuklarda çok fazla kapalı ortamlara girilmemesini öneriyorum. Ateşli çocuk varsa okula belki gönderilmeyebilir. Bol sıvı desteği verilebilir. Vitamin takviyeleri verilebilir ve normalden daha fazla o dönem için uyku düzenine dikkat edilebilir. Hastalıklarda mutlaka çocuklarda iştahsızlık oluyor. Bu zaten beklediğimiz ve normal bir şey. Ama hani iştahsız diye, hani yemek yemiyor diye sıvı açığını gözden kaçırmayalım. Yani mutlaka bir sıvı desteği verelim çocuklara. Bu su olabilir, ıhlamur tarzı şeyler olabilir, portakal suyu olabilir, vitamin takviyeleri olabilir. Ama özellikle enfeksiyon döneminde sıvı desteği çok önemli. Beta bir bakteri hava yoluyla ve solunum yoluyla bulaşıyor. Hani dediğim gibi zaten şu an hani bir fazla görüldüğü için belki de hani okullarda, parklarda veya kapalı ortamlarda çocuklar bunu birbirine bulaştırıyor. Tedavisi var, korkulacak bir hastalık da değil ama doğru tedavi edilmeli.